Evet arkadaşlar. Borakaya gece nasıl? Gece hava karardıktan sonra eğlence yerleri, dükkanlar. Şöyle bir gezelim bakalım. Neler var, neler yok. Bunlar meyve suları mı? Taze. Yoğurtla beraber taze sıkılmış meyve suyu. Evet arkadaşlar, bu saatten sonra artık millet eğlence yerlerine kaçıyor. Borakay'ın güzel yanı da ne? Eğlence yerinin bol olması. Eğlence varsa hayat var, hareket var. Sahilde gördüğünüz gibi burası da çok güzel, romantik. İnsanlar gidiyor oturuyor. Hala masaj için bekleyenler de var tabi. Neler var neler yok bakalım. Canlı müzikler de başlar artık yavaş yavaş. Yavaş yavaş millet yemeğini bitirip eğlence yerlerine kaçıyor. İleride biraz daha düskavari bar tarzı yerler var. Parça parça. Ama otel de olsa yani her zaman canlı müzik var burada. Divers. Suya dalma yerleri. Çok fazla dalış yerleri var burada. Şuraya bakın ya, ne kadar güzel kokonat ağaçlarının arasında. Oturuyorsunuz gece, canlı müzik dinliyorsunuz. Böyle kafeler. Yemek yemek için de güzel yerler buralar. Oturduk. Bayağı yere oturduk. Yemeklere bol porsiyon geliyor. Evet. Ne oldukları belli değil. Neyse. Burada da canlı müzik devam ediyor. Hello. Yemek, müzik, eğlence. Arkadaşlar bu bölgede özellikle küçük dükkanlar var, delik eşya satıyorlar. Sağ tarafta da aynı şekilde ve yeme içme yerleri de var burada. Ambulans mı, polis mi bu? Şeyler geliyor. Evet, polis devreye geçiyor. Bunların polisler de bilmiyorum, bizim pırpırla bile dolanıyor bazı polisler. Araç gereç biraz tırışka gibi. Ama sahilde bugün gördüm. Bir tane turist, Avrupalı bir turist herhalde. Yani normalde şimdi sokakta yürürken böyle, sokak dediğimde burası işte yani plajın hemen yanı. Pek bir şey demezler herhalde bira içmeye ama eleman şeyde bira açmış mesela. Havlunun yanına koymuş. Hemen iki tane turist polisi geldi. İki tane de böyle daha sivil gözüken bir, onlar da polis miydi bilmiyorum. Geldiler, adamın fotoğrafını çektiler. Dediler ki işte bunu burada içemezsin. Zaten uyarılarda var. Sahilde içki içmek yasak, sigara içmek yasak. Bunu dedi bir daha içersen dedi. Zannedersem yanlış duymadıysam ilk şeyde 500 pezo bir uyarısı var. Ya da 5000 pezo mu dedi. 5'li bir şey dedi ama İlkinde uyarıyorlar. İkincisinde ama adamın fotoğrafını da çekiyorlar. Yani öyle uyarırken sadece uyarıp bırakmıyorlar yani. Fotoğrafını da çekiyorlar. Aynı hatayı ikinci kere yaptıysan
Bari değişik işlemler yapıyorlar bu sefer, cezayı uygulamaya geçiyorlar. Öyle söyleyeyim. Buraya gelenlerin aklında olsun. 5 sene önce böyle bir şey yoktu. 5 sene önce yani daha serbestti her şey. Kumdan kaleler yapılıyordu şurada sahilde. Onlar yasaklanmış. Ateş dansları vardı, yasaklanmış. Onun dışında işte bir amira onlara bir şey demiyorlardı. Onlar yasaklanmış. Değişik bir düzen gelmiş daha buralara. Ya bazı yerde yaptırım uygulanması lazım. Yaptırım olmazsa, herkes istediği gibi davranırsa o da olmaz tabii. O yüzden bu tip yaptırımlar da arada olması lazım. Kimisi belki özgürlük kısıtlanıyor diye düşünebilir ama en azından bunlar çevreyi korumak için belki de gereklidir. Sahil. Arkadaşlar burada kalabalık hiç bitmiyor. Her zaman kalabalık var. Sahil. Huzur isteyenler için sahil orada. Kokonat ağaçları. Güzel bir ortam. Arkadaşlar, Filipin nüfusunun çoğunluğu Hristiyan, Katolik. Ama özellikle güney kesimleri, Davao, Mindanao taraflarında daha fazla Müslümanlar da yaşıyor. Oralarda daha önceki senelerde 2017'de mi ne zaten bir çatışma falan da çıkmış galiba. Böyle IŞİD gibi bir grup bir şehri istila etmiş zannedersem, ele geçirmiş. 200'e yakın asker ölmüştü galiba onlarla çatışmalarda. Ama şimdi daha huzurlu gibi. Evet, çok güzel plaj. Bakalım. Diskolar falan vardı burada, nerede? Geçtik mi? Arkadaşlar burada çok değişik tipler de var. Özellikle çok eşcinsel var burada. Yani zannedersem şu öndeki elemanın attığının farkında değil. Şu an bir eşcinselle gidiyor ama. Ya sarhoş. Çünkü bunlar bazıları ayırt edilmiyor gibi, böyle iyice benziyorlar. Maviler masajcılar. Bunlar masaj için burada bekliyorlar. Thank you. Nigi Nigi Nu, benim favori mekanım. Burası harika. Dün akşam buradaydık. Hatta bunun videolarını koydum. Belki görürsünüz. İzlerseniz. Aynı eleman vardı yine. Sıra bekleyen çok. Şu an çok sıra var. Nigi Nigi Nu'da. Çok güzel mekan. Buranın bence en favori mekanı. Nigi Nigi Nu Nu. Görüyorsunuz. Çok kişi de sırada zaten. Burada da domuz çevirmesi yapılıyor. Domuzu kesmişler. Domuz kesilmiş. Evet, görüyorsunuz. Yağlı domuz ızgara yapılmış, pişirilmiş, dağıtılıyor. Sırada da bir sürü insan var.
Değişik. Evet arkadaşlar. Büyük bir domuz cirzolası kızartması. Çevirme. Bizim kuzu çevirme gibi. Domuzu çevirip ortadan kesip parçalıyorlar. Millet sırada. Devam edelim. Neler var? Bu tip çarşılar çok var burada. Dükkanlar. Küçüklü, irili, ufaklı. Sahilde insanlar oturuyor. Çoğu otelin alt katı da bu şekilde. Eğlenceye hazır. Çağırıyorlar, ediyorlar. Hem yemek yiyip hem de canlı müzik dinleyebilirsiniz burada. Dediğim gibi her yerde can kurtaran da adım adım var. Evet. Kokonat ağaçları ve gece manzarası. Çok iyi. Yavaş. Evet, bu caddeyi gündüz de gezmiştim. O da videoların içinde var. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü deniz çok güzel gözüküyor o videolarda. Muhakkak ona da bakın. Genelde burada zaten Avrupalıların ve Amerikalıların yaşları burada. Gençleri çalışmaya devam. Yaşlıların emekli maaşı burada her şey yettiği için buraya gelip yerleşiyorlar. Adamların zaten emekli maaşı bilmiyorum ne kadardır. 5-10 bin dolar emekli maaşı alsa burada zaten çatır çatır yerler gezerler, eğlenirler. Şeyler de öyle çok abartılı değil. Bira fiyatları, içki fiyatları atıyorum. Markette 80 pezoysa bu diskoya girdiğiniz zaman da 100 pezo. Veya bilemedin en fazlası 120 pezo yani. Hani %50. Bizdeki gibi 80 pezoluk birayı Türkiye'deki gibi atıyorum 300-400 pezoya şey yapmıyorlar. Geçirmiyorlar. Gözleriniz böyle aşırı fal taşı gibi çıkmaz yani. Evet. Yavaş yavaş her yerden müzik sesleri, disko sesleri geliyor. Bu mekan da ünlü bir yer burada herhalde. Çünkü çok kuyruk oluyor gecenin saatlerine karşı burada. İçerisi ayrıyetten bir disko alanı var yani. Sadece şu gereken yer değil, canlı bir kısım var içeride. Orada da geniş bir alanı var. İçeride camlı kısmın arkası. Görüyorsunuz arkadaşlar, burada insan kalabalığı bitmiyor. Yiyecek, içecek, hediyelik eşya, sahil kenarında ne ararsanız var, bankamatikler. Yani deniz ürünleri falan. En ummadığınız yerde bile böyle eğlence yerleri var. Deniz ürünleri var burada. Gördüğünüz gibi. Full body massage 500 pezo. Böyle irili ufaklı marketler. Kentteki Fried Chicken bile buraya yer açmış. I love Kentteki Fried Chicken Boracay. Haydi bakalım. Gördüğünüz gibi mekanların hepsi canlı müzik. Canlı müzik zaten yetenekleri çok fazla. Karaoke'yi yaptıklarından beri, küçüklüğünden beri bunların çoğun canlı sesi harika. Sahil hınca hınç dolu.
Bakalım biraz daha ilerleyelim, neler var neler yok. Deniz ürünleri var. Lobster, bu lobsterlar çok popüler. Evet arkadaşlar, burada çok fazla restoranlar var, çok fazla deniz ürünleri var. Hello. Kızlar tabii böyle boşta gördüğümü laf atabiliyor. Burada neler var? Her yerde bir değişik mekanlar var. Tatlı dövmeci, Real Coffee, çay kahve dükkanı. Aa, şu kokonatlardan içtim bugün, futbol topu gibi, çok güzeldi. Tanesi 100 peso. Evet, hala 100 peso yazıyor zaten. 100 peso da yaklaşık, nasıl diyeyim, işte 34-35 lira. Şu dondurmalar çok ilginç. Bugün çekmiştim. Göz möz yapıyorlar bunlara. Değişik. Çok fazla Koreli de var arkadaşlar burada. Çinli, Koreli, o biçim çok. Yani bunların zannedersem coğrafyaları da yakın olduğu için buraya akın akın geliyorlar. Bizim tabii Avrupa'dan buraya gelmek zor. Avrupa zaten bir başka da. Hani Türkiye'den zaten 10,5 saat. E bir saatte Manila'dan buraya geleceğim desen 11,5 saat. E işte tricycle'lı denizi menizi 12-13 saat. Yani sadece yolculuk olan kısmı, ara beklemeler falan hariç. Çok zor yani bir coğrafya buraya gelmek. Burası da güzel, canlı müzikli bir yer. Daha önceki gelişimde burada da yemek yemiştik. Lobster'ın 100 gramı 500 baht. Bayağı pahalı ya 100 gramı. Evet. Burada sürekli canlı müzik vardı zaten eskiden beri. Böyle bu şekilde. Hediyelik eşyacılar. Evet arkadaşlar, burada eğlence hiç bitmiyor. Yani 2'ye 3'e kadar. Burada her türlü eğlence, işkence diyecektim. Burada Jollibee var. Jollibee buranın McDonald's'ı bu. Burger King'i gibi düşünün. Uygun. Burada da D-Mall alışveriş merkezi başlıyor. D-Mall'u ben zaten bugün tanıttım içerilerini. Girerseniz videolarda görürsünüz. Değişik dükkanlar, yeme içme yerleri falan var burada. Burada da artık işte yani bu o kadar uzun bir cadde ki sürekli böyle eğlence, yeme içme asla bitmiyor. Boracay'ın insanlar çok serbest, cana yakın ve eğlence yerleri de çok fazla ona göre. Her yer hınca hınç dolu, görüyorsunuz. Sevgililer de şeye gitmiş, plaja. Her yerde burada güzel olan şey, her şeyin fiyatının yazılı olması. Her şeyin fiyatı yazılı. Girdiğinizde ona göre bir sürpriz yaşamıyorsunuz ama sadece bunlar taks getir vergi şey, nasıl diyeyim yani, hizmet bedeli alıyorlar. Nasıl? Diyelim işte 600 pezoluk bir şey yediniz. Bir pizza, yanında bir şeyler içtiniz falan.
işte bakıyorsunuz menüde 600 peso tutması lazım. Adam diyor ki size 655 peso tuttu. İşte o 55 pezoluk kısım servis hizmeti bedeli oluyor. Yani böyle şeyler var burada. Ufak tefek. Artık mekana göre değişebilir bu, bilmiyorum. Evet arkadaşlar, diğerine ileri kadar gitmeyeceğim. Şimdilik bu akşamlık bu kadar. Gündüz de çünkü bu yolu gündüz haline yürümüştüm. Parça parça. Sonraki halinde bir başka gün çekeceğim sizin için. Orak Aydan herkese selamlar diyelim. Gece hayatı bu şekilde. Geri doğru da dönerken beraber dönelim. Yani burası Dimol alışveriş merkezlerine gidiyor. Sahil de zaten bu şekilde, harika bir sahili var. Çok çok güzel. Gündüz ayrı güzel, gece ayrı güzel. İçerisi, dışarısı, deniz kenarı, iç kısmı. Her tarafı harika Boracay'ın. Eğlence dolu. Evet arkadaşlar, burada hayat bu şekilde. Gelebilen gelsin, atsın kendini, kurtarsın. Gerçekten bu yaşamaya değer bir yer. Bu ortam, bu ambiyans, bu güzel mekan. Gelin muhakkak. Mezara götürmeyin paraları. Siz yemeseniz başkası yiyecek. Arada eğlenin. Bunlar da bot turları falan ama çok pahalı ya bugün. 4 saatlik bot turu için bana ne dedi, gündüz elemanla konuştum ben, videonun birinde belki izlemişsinizdir. 4 saatlik bot turu kişi başı 18.500 peso diyor. 1000 peso 345 lira diye düşünün. Yani ne bileyim, bana pahalı geldi. Gerçi pazarlık etseniz o belki yarı yarıya bile düşer de. Büyük para çünkü bunlar için, büyük büyük bir para yani. Evet, dondurmalar, gözler mözler yapıyorlar. Bu çok güzel. Evet arkadaşlar, dövmeci bile var. Thank you. Next time maybe. Kokonatlar, buradan içtim bugün kokonat. 100 pezoydu. Çok güzeldi ama, aşırı bir güzeldi. Evet. Top gibi bir şey, küçük gözüküyor, belki bazı kişilere küçük gözükebilir ama yani içindeki su da bitmek bilmiyor arkadaş, şişiriyor mideyi. İki tane içseniz zaten iptal yani, kesinlikle yemek memek yiyemezsiniz üstüne. Yani bir anda böyle hızlı hızlı iki kutu bira içmiş gibi düşünün yani, iki kokonat. Onun gibi bir şey, sonra da üstüne yemek. Danslar var burası. Bazı yerler bunun gibi, böyle dışına da bir insan koyuyorlarsa reklam için, bunlar tehlikeli oluyor. Dün akşam hadi girelim dedik biraderle. Kaç lira dedik biralar? Fiyatları da uygun falan. Fiyatları uygun ama bunlar tehlikeli galiba. Adamlar 500 peso giriş parası istiyor. Yani 500 peso kişi başı, 3 kişi girsek 1500 peso hava parası. Ortada ne var? Kıçı kırık bir şat verecekler. Bir de içeride de fiyatlar ona göre olacak belki. Yani dışında böyle çok reklamvari insanlar, şeyler varsa gelin gelin diye böyle. Hiç bulaşmayın böyle yerlere burada. Çok nadir zaten, onlar fazla yok da. Gene de aklınızda olsun. Kokonat ağaçları.
canlı müzik devam. Sesleri güzel ya bu canlı müzikçilerin. Kesinlikle iyi yani. Karaoke ile büyüyorlar. Evet arkadaşlar, kalabalık burada bitmiyor gördüğünüz gibi. Sürekli bir kalabalık var. Burada genelde bar tarzı oturmalı yerler var. Disko tarzı yerler şurada bir içeride var gibi. Yani içeride oynamaya, dans etmeye alan. Burada asıl Galaxy Disco diye bir yerde varmış ama tabii biraz daha kıyıdan uzak iç taraftaymış. Biz daha gitmek kısmet olmadı. Bunlar da umarım gideriz bakalım. Bu akşam, yarın. Evet, burada hani mani bağırıyorlar ama bunlar genelde tehlikeli. Eşcinsel oluyorlar çoğu. Güzel Boracay, cennet Boracay. Çok çok güzel bir yer. Hello. Evet, kıyıda köşede suya yapmış çok şey var. Wave Disco da iyi ya. Gelin, burası da güzel. Bakın zaten kalabalık. Müthiş bir kalabalık var. Ateş dansı var çünkü şu an. Bu ateş dansı eskiden sahilde yapılıyordu ama şimdi sahilden aldılar, böyle mekanlarda yapıyorlar. Genelde bu ateş dansı burada eskiden 5 sene önce geldiğimizde sahilde yapılıyordu. Ama bunu devlet yasaklamış. Kumdan kale yapmak, ateş dansı yapmak. Genelde de ateş dansını kızlar yapıyordu ama bu akşam şansa saplar çıktı. Ama millet deli gibi seyrediyor, seviyorlar. Ağzından ejderha gibi ateş çıkartıyor falan. Ağızdan herkes çıkartıyor. Başka bir yerinden çıkartsa bence daha popüler olur. Neyse. Çok kişi de burayı çekiyor. Gördüğünüz gibi. Çok fazla vlogger var. Çok fazla burayı çeken insan var. Boracay'ın güzel yönü bu kadar doğal, güzel bir yer olmasına rağmen böylesin. Boracay'ın güzel yanı, hani bu kadar şeye rağmen, doğal güzelliğe rağmen pek böcek falan bir şey olmaması burada. Evet arkadaşlar, gerçekten iyi bir gezi oldu, iyi bir yürüyüş oldu. Yine bizim mekana geleceğiz. Nigi Niginu zaten bizim baş tacı. Nigi Niginu'suz olmaz. Çok kalabalık gördünüz yani, dışında o canlı müziği içeride bir grup var. Bunlar 5-6 kişilik bir solist grubu. Hepsinin de ayrı ayrı sesi güzel yani. Hakikaten sizi bağlıyor. Çok güzel söylüyorlar. Nigi Niginu şu ilerideki sarı tabelalı buru. İlk geldiğimizde de onun yanında kalmıştık. Onun yanındaki otelde kalmıştık. Orası şimdi tadilatta, el değiştiriyor herhalde.
Otelde iyiydi ama çalışanları biraz umursamazdı. Biraz garip tiplerdi. Hani biz burası iflas eder zaten diye düşünmüştük 5 sene önce. Hakikaten de iflas etmiş yani. Düşündüğümüz çıkmış. Yanılmamışız. İster yanıltmıyor yani bazen. Evet arkadaşlar. Yürümeye devam. Nigi Niginu yine müzik eşliğinde. Canlı müzikler içinde çok. Yanda domuz partisi vardı hatırlıyorsunuz. Giderken çektim. Bir şey kalmamış görüyorsunuz. Temizlemişler. Bayağı yağlıymış domuz eti de ya. İçi bütün yağdı. İşte Nigi Niginu. Çok iyi yani. Best places of the Boracay. Tabii çok kişi de hediyelik eşya arayışında. Onun dışında böyle sahile de inenler var. Hacı amca şeyden geldi galiba. İçeride de aynı şekil. Thank you, maybe next time. Now. Not now. Much better. Thank you. Peki başka zaman diyorum ama hayır diyor. Şimdi diyor en iyisi zaman diyor. Eve gidecekler herhalde. Bir an önce masaj yapıp parayı kapma derdinde tabii bunlar da. Bu arada full body, full vücut masajı 500 peso diyordu yani. 175-170 lira falan işte. Yaptırmak isteyen olursa. Mart 2023 fiyatı bu şekilde. Burada zaten her şeye pek zam gelmiyor yani. 5 sene önceki fiyatlara çok yakın çoğu şeyin fiyatı. Pek değişmemiş bizdeki gibi. Bizde acayip bir uçurum oldu. 5 sene önceki fiyatlara bakın. Yani burada 5 sene önceki fiyatlara göre çoğu şey... Nasıl diyeyim size %20-%30 gibi bir zamlanmış çoğu şey geneli. Ama bizde 5 sene önceki bir şeyin fiyatı şu an %20-%30 değil bilmiyorum da %1000-2000 mi oldu ne oldu yani her şey uçtu gitti. 5 sene önceki ne bileyim hani sosyal medyada işte BİM'lerin o dışına astı ürün fiyat bilgileri katalogları falan paylaşıyorlar. Onlara bakın 5 sene önce nasılmış şimdi nasıl. Evet arkadaşlar. Yine kısa bir gezi olmadı. Bayağı bir uzun gezi oldu. Zaten gezdiğim yerler de Boracay'ın en popüler yerlerinin çoğu. İleride bir az kısım kalmıştı zannedersem ama başka zaman çekerim. Yani sahile ait popüler yerler. Yoksa şu sokaklardan iç kısımlara daldığınız zaman çok farklı yerlere gidiyorsunuz. Şehrin içine gibi oralarda da değişik mekanlar var. Eğlence yerleri. Yani bir şehir gibi. Öyle düşünün. Tabii biz şimdi burada sahil kenarında olduğumuz için öncelikle buraları çekmek istiyorum. Diğer yerleri de zaman buldukça, fırsat buldukça hepsini çekeceğiz. Çok güzel yerler ya Boracay. Hakikaten dünyanın en güzel adası da seçilmişti. Zaten genelde hep ilk 5-10 ada içinde zannedersem. Hak ediyor gerçekten. Çok farklı yani. Bizim Türkiye'miz de güzel, her yeri cennet gibi. Ama yine de yani Türkiye'de de gezmediğim pek yer kalmadı sahil boylarında. Güney olsun, Ege tarafı olsun. Yani buradaki ambiyans bilmiyorum çok daha farklı. O yüzden imkanı olan gelmeye çalışsın muhakkak. Buranın güzelliğini bir görsün.
Çünkü gelmeden bazı kişiler anlamayabilir. Geldiğiniz zaman asıl anlıyorsunuz olayı. Tabii değişik bir kültür, değişik insanlar. Değişik tabiat, ağaçları değişik, her şey değişik. İnsana daha farklı geliyor. Bugün bir markadan yemek yedim ya. Güzel, ucuz. Bizim yanında pirinç de veriyor. Kapama pilav gibi böyle bir butlu kanatlı bir kısım. Yanında pirinç. Çok güzeldi yani. Bir de kaç liraydı? 110 peso ya. 110 peso dedin. 37-38 lira para. Türkiye'de hayatta yemezsin o fiyatı. O benim yediğim büyüklükte bir şey. Bir de döküm tavanın içinde. Soslu moslu bir şeydi. Evet arkadaşlar, sahil de bu şekilde. İnsanlar rahatça geziyor, eğleniyor, içiyor, yiyor, karışan yok, eden yok. Böyle olması lazım zaten her yerde hayatın. Herkes kendi halinde takılıyor. Kimse kimseye veya etrafa zarar vermediği sürece kimin ne yaptığını zaten kimse umursamaması lazım. Bence. Hayat bu şekilde. Herkesin kendi seçimleri var. Yani toplumun çoğunluğu bunu yaptı diye ya da başka işte ne bileyim bir grubun çoğunluğu şunu yaptı diye ben de onu yapacağım diye bir şey yok. Özgürlük olmalı. Tabii kriter ne olmalı? Kimse kimseyi rahatsız etmemesi lazım. O zaman iş değişir. Burada da ben geldiğimden beri hiç kavga, gürültü, hırgür görmedim. Kimse kimseye hakikaten o bakımdan karışmıyor. Arkadaşlar otellerin çoğunluğunda zaten böyle altında eğlence yerleri var. Hemen hemen hepsi oturma, eğlence, yemek, içme yerleri var. Bu neymiş? Good Life. Detox ve SPA Center diyor. Buradan randevu alıyorsunuz. İçeride spa'ya giriyorsunuz herhalde. Çok güzel. Eğlence burada durmuyor. Gecenin geç saatlerine kadar bir şeyler var. Görüyorsunuz. Bu kadar uzun, dümdüz bir yol. Yani yürüdüğünüz yolda yan ayakta yürüyebilirsiniz bu arada burada. Çünkü plajdan gelen kumlar var sürekli. Bu kumlar hiçbir zaman sertleşmiyor. Hani isterseniz ayakkabısız yürüyün. Golden Phoenix Resto Bar. Burası da bayağı kalabalık ve popüler herhalde çünkü bekleyenler var. Ha, ateş dansı varmış. Çok seviyor insanlar bu ateş dansı nedense. Daha önce sahilde yapılıyordu. Yalnız bu ateş dansını daha önceden genelde bayanlar yapıyordu. Hatta dün oturduğumuz yerde de bir ateş dansı oldu. Thank you, maybe next time, thanks. Ama gelelim. Bu akşam hep erkekler ateş dansı yapıyorlar. Köpekçik. Evet arkadaşlar. Boracay bu şekilde. Yani dünyada belki de bu kadar huzurlu olabilecek, bu kadar güzel olabilecek bu büyüklükte bir yer. Nadirdir eminim ki varsa da. Tabii her yeri gezmedik, görmedik ama çok güzel. Tavsiye ederim. Boracay'dan herkese selamlar, hoşça kalın.